Reis.com kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu gibi ATV'ye dönüşebilen mekanik laboratuvarın kutu açılışını yapacağız. Clementoni markası, İtalyan üretimi arkadaşlar. Yaklaşık 150 liraya aldım. Şöyle kutumuzu yakından incelediğimiz zaman arkadaşlar 130 adetten fazla parça olduğunu, diferansiyel modeli olduğunu şu şekilde. Bu gibi şöyle ATV tarzına dönebildiğini görebiliyoruz. Yaklaşık fiyatı internette arkadaşlar 160-170 lira civarına aynı fiyatlara bulabiliyorsunuz. Şanzıman bileşenleri. Şurada kaç parça listesi var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Resimli de kurulum videosu var. Parçalar biraz küçük olduğu için 8 yaş ve üzeri için ideal. Eğlenceli buldum. Yaratıcı bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman şu şekilde karşımıza parçalar çıkıyor. Tek tek açıp kuruluma başlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi tekerleklerin üstünde arkadaşlar Clementoni Made in Italy yazıyor. Onu bile ayrıntılarda kaçırmamışlar. Şöyle teker parçaları, birleştirme yerleri var. Diğer parçalarımız arkadaşlar kutunun içerisinden çıkan. Tek tek göstereyim. Şunları da kırıp arkadaşlar yerlerinden çıkarıp birleştireceğiz. Şurada gördüğünüz gibi daha demin diferansiyel yerinin olduğu çark kısmı var. Burada da arkadaşlar diferansiyeli açıklamış. Motor tarafından üretilen gücü devindirici tekerlere aktaran mekanik bir dişli düzeneğidir. Diferansiyel yapısını göstermiş, iç yapısını. Burada da arkadaşlar bunu uygulayacağız. Şu kısımda da. Onun dışında bu kısmı boş. Burada da arkadaşlar bu gibi ATV'ye yapılış şekline göre bu gibi özel olarak arazide sürüş için tasarlanmış bir araçtır diyor. Bugünün şekli şu şekilde arkadaşlar. ATV'nin şekli bu şekilde. Biz bugi yapacağız. Daha şık duruyor. ATV biraz daha şurada gördüğünüz gibi motosiklet tarzı olduğu için bugi olarak tasarlayacağız bakalım ilk önce. Şurada da arkadaşlar yapım kılavuzu var. Tek tek parçalarda göstererekten gördüğünüz gibi şöyle tek tek hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Gayet eğlenceli duruyor. Bu bugünün yapımıydı en son. Bu da ATV'nin yapımı arkadaşlar. İki şekle sokabiliyorsunuz. Daha fazla herhangi bir aksiyona girmiyor maalesef. Zaten bunun çeşitli versiyonları da var. Biz bu gibi ATV olanı aldık ve bugi yapacağız. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Gel hadi. Thank you.
Bugimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle görseldekinin birebir aynısı oldu zaten. Şöyle baktığınız zaman da. Yaptığım hatalara gelirsek arkadaşlar, şu parça mesela, şu gördüğünüz küçük küçük iki parça var. Ben burada büyük parça kullanmışım. İlk başta öyle bir hata oldu. Sonra şuraya küçük parça kaldı. Bir de öyle bir hata oldu arkadaşlar. Şu aradakini küçük kullanmışmışım. Burası büyük olması gerekiyor. Şunlar da küçük olması gerekiyor. Siz de aynı hataya düşerseniz orada biraz vakit kaybı oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, diferansiyel sistemimiz çalışıyor. Hatta şuradan yukarıdan şöyle hareket ettirdiğimiz zaman hepsi birden dönüyor arkadaşlar. Tekerleği ilerlettiğimizde de üstteki o şeyimiz dönüyor, çarkımız. Güzel oldu. Yani küçük çocuklar için bence gayet eğitici. Benim için bile eğitici oldu. Bazı yerde dediğim gibi hatalarım oldu. Parçaları birebir bakarak yapmama rağmen. Çok keyifli. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sürdü. Bakarak da olsa öyle hemen ha dedim mi yapamıyorsunuz. Hem videoyu çekeyim hem de şey yapayım derken güzel, hoş bir vakit geçirdim. Şunlar görsel arkadaşlar. Herhangi bir işlevi yok o çarkların. Ve şunlar da arkadaşlar ATV için artan malzemeler. Bu gide herhangi bir gereksinim kalmadı onun için. Bence gayet şık, güzel. Dekor niyetine masamda tutabileceğim bir oyuncak oldu. Daha sonra olmadı. Tekrar söküp söküp kızım için de ATV'ye çevirebiliriz. Şu an için bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.